Alo. Şuraya da. Ha, bunu ben sana şey olarak geçeyim. Mesela kasnak özel... Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, şu anda Gürleyik köyündeyiz. Gürleyik muhtarımız Sayın Salih Sarar'la beraberiz. Kendisini tesadüfen yakaladık. Aşağı köylerden gezerek geldik. Biliyorsunuz geçen en son yaptığım konuşmada herkes diyor ki Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesi, sanki Dalaman'da başka bir yeri yok mu diyorlardı. Ben de orada demiştim ki ya ben köylerde gezeceğim. Biraz sosyal mesafeyi de muhtarım koruyalım şöyle de. Şunu ben biraz açayım müsaadenle. Tamam. Şimdi biz geze geze geldik. Çok güzel görüntüler aldık. Bunları izleyeceksiniz zaten. Şu anda sevgili Fuat Demir'in olduğu köydeyiz. Yani şehidimizin köyündeyiz. Muhtarla beraberiz. Sayın muhtarım, ben gelirken hiç ne araç gördüm ne insan gördüm. Yani nasıl bu köylerimiz maşallah yani. Öncelikle bir tesadüf oldu. Hoş geldin diyorum. Yani köylerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağduyulu ve duyarlı. Yani bu tür yasaklara mümkün olacak uymaya çalışıyorlar. Acil bir işlem olmadığı sürece. Yani şu anda bir seslik var inşallah. Daha iyi günler bizi beklediğine inanıyorum. Yani bu şekilde devam edersek, kurallara uyarak evde kal, hayat bul mesela devam ettiği sürece inşallah en kısa zamanda zaten değerli büyükler. Muhtarım, ne yapıyor bu insanlar? Yani biz hakikaten yani bahçelerde böyle insan görmedik yani. Çocuklara Kızılay'dan bize verilmiş, ulaştırılmasını istediğimiz bisküvit paketleri var işte. Onları verelim dedik. Çocuk göremedik doğru dürüst. Yani bu insanlar ne yapıyorlar evlerinde? Televizyon mu seyrediyorlar? Evet, şu anda bir de Ramazan ayının girmesine beraber şu anda çoğu kişi evinde yani evinde artık. Bahçe akşam üzeri yani böyle gün batımında iftara yakın. O saatte evin dibine bahçeye çıkıyorlar. Yani fazla evden uzaklaşma yok yani şu anda. Yani kenardaki köşedeki tarlalara gelip gitmeye şu anda yok. Çok mecbur olmadıysa kimse gitmiyor. Akşamüstü falan. Ha, akşamüstü evet, akşamüstü ve sabah erken. Ramazan ayı sebebiyle fazla sıcak. Yani günümüzde fazla normalde de. Yani bu yasaklar olmasa da Gürleyik veya köylerde çoğu zaman oluşturduğu için bu kadar çok asil hareketler olmuyor. Şimdi bizim Dalaman'da fırıncılar ekmek dağıtıyor biliyorsunuz. Pide evet. Dağıtmaya başladılar. İlk bu işler ilk çıktığında birkaç gün karmaşa oldu ama şu anda sorun çözüldü. Yani gayet güzel anons yapıyorlar. Evet. Bu bölgelerde insanlar yani köylerde kendiler yapıyorlar ekmeklerini. Böyle bir sorun yok. Yok. Fırınımız da var zaten. Mevcut fırınımız çalışıyor. Fırın var. Hatta geçen hafta kendim bilakis arabaya bindim kendim vatandaşlarımıza. İhtiyacı olan tek tek dağıttık ekmeğimizi. Yani vatandaşlar da ekmek konusunda sıkıntı çekmiyor. Yani o konuda. Şimdi sizin ben bakıyorum telefon habire çalıyor. Demek ki vatandaşlar ihtiyaçları olduğu zaman. Ya özellikle bir yere gidecek oluyor. Acil bir iş yani mutlaka bilgi almak istiyor. Çünkü yani kurallara uyma yani uydular için tüm köylüme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani çünkü kurallara uyulduğu için kimse kendi kafasına çıkıp gitmiyor. Bir de muhtarım ben yani buralara sık sık geliyor tabii de şunu fark ettim ben. Sanki tabiat biraz dinleniyor gibi de. Evet, daha aynen. Daha önce bir kaplumbağayı çektik mesela. Yani böyle kuş sesleri yani eskiye göre daha böyle. Şimdi yollar boş. Evet. Mazot evet. Yok, benzin yok, gaz salınımı yok. Daha temiz bir hava. Evet, oksijen daha yüksek şu anda. Yani bizim rakam 750'ye yakın. Ama şu anda tamamen sessiz oluyor. Rakam oksijen daha da çuvaldı artık. Şimdi araç geçmiyor. Yani bir hareketli kişi olmadığı için her şey şeyde yani meydanda. Ben bir de mesela birkaç yeri ziyaret ettik ama çok fazla maske takıldığında görmedim. Çünkü aileler kendi işlerinde birlikteler zaten. Evet, yani dışarıdan evet. Yabancı birisi yok. Şöyle Ethem Bey zaten köyümüzde şu anda Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Zaten sıkıntının olmaması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Yani aşağıdan gelecek gidecek kişilere. Mümkün olunca kadar kendi evi olmayanları kesinlikle misafirliğe çağırma diyoruz canım. Evet. Yani bu konuda devamlı ikazlarımızı yapıyoruz. Sağ olsunlar dinliyorlar. Yani onun için herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum inşallah. Olmaz da yani. Yani aşağıdan hafta sonunu geçirmek için ya da evet, buraya evet. Gelen insanlar da olabilir. Ama burada eşi dostu yoksa, yeri yurdu yoksa yok, evet, evet. Pek buralara gelmesin. Gelmiyor. Yani, kesinlikle anons yapıyoruz. Yani gelmesin diyorsun. Evet. Yani. Evet. Muhtarım buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Başta Gürleyik olmak üzere bu bölgedeki insanlarımıza. Bu bölgedeki insanlara söylemek istediğim hepimiz biz de dahil inşallah eski günlere en kısa zamana dönmeyi istiyorum. Yani çünkü hayat insanla var.
Evet. Yoksa yok yani, yani hiçbir şey, yani evde otursak da bir şeyin tadı yok. Yani hiçbir şeyin bir anlamı yok. Hep beraber yani insanların birbirine anlayışlı olup daha da hayatın gerçek olduğu ortaya çıktı artık. Yani insansız bir hayat yaşamak bundan boş. Sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet inşallah. Biz böyle el sıkışamayacağız falan, artık bunları idare edeceğiz yani. Evet evet, alışacağız. Bir şeye kadar inşallah. Yaşamışsın. Neyse artık inşallah. Şey abi, ben yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ saygılar abi. Sunuyorum. Sağ olun.